Mehmet Şeker Söz Ola Bitire Savaşı Hazreti Ömer, mescitte gördüğü bir grubun kim olduklarını merak eder. İbadetle meşgul olan bu kişilere sorar. Siz kimsiniz, burada ne yapıyorsunuz? Bizler mütevekkilleriz, Allah'a ibadetle meşgulüz. Peki sizin geçiminizi kim temin ediyor? Biz kendimizi ibadete verdiğimiz için yakınlarımızın ve diğer Müslümanların ikram ve sadakalarıyla geçiniyoruz. Hazreti Ömer bu cevabı beğenmez ve şöyle söyler. Öyleyse siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz yani hazır yiyicilersiniz. Büyük İskender, M.Ö. 356, M.Ö. 323, Kral Topal Filip'in oğlu Aristo'nun öğrencisi, Filip kızının düğününde öldürülünce İskender tacı giyer. Büyük idealleri vardır. Yunan sitelerini birleştirmek, Perslerden intikam almak ve bütün dünyaya hakim olmak. Pers krallığına son vermeden önce arkasını sağlama almak için Fenike ve Mısır'ı topraklarına katar. Pers İmparatoru Darius'un barış teklifi caziptir. İran topraklarının yarısı ve kızıyla evlilik. İskender reddeder. Arkadaşı Parmanyos, ben İskender olsaydım kabul ederdim deyince o da şöyle cevap verir. Ben Parmanyos olsaydım kabul ederdim. Büyük İskender, Gavgamela Savaşı'nda Pers İmparatorluğunu yerle bir eder. Ardından Hindistan'ı alır, o kadar büyük hedefleri vardır ki artık ordusu ona ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Askerleri artık vatanı özlemiş dönmek istemektedirler. İskender, Yunan, Anadolu, İran, Mezopotamya, Mısır ve Hint medeniyetlerini Helen şemsiyesi altında karıştırıp kaynaştıracaktır ve böylece insanlık ileri gidecektir. İskender'in adını taşıyan şehirler bu ideali canlı tutan merkezleri olacaktır. Ancak İskender yalnızlaştıkça içkiye sığınacak, hem iradesini hem de muhakemesini kaybedecektir. Sarhoşken en yakın dostlarının ölüm emrini verdiğini hatırlamayacaktır. Rivayete göre Hint ikliminde yakalandığı sıtma benzeri bir hastalıktan, bir başka rivayete göre çoğalan düşmanlarının entrikaları sebebiyle genç yaşta ölür. Galile'nin kulaklarını gören biri ona sormuş, ''Üstad, kulaklarınız bir insan için biraz büyük değil mi?'' Galile doğru demiş. Benim kulaklarım insan için biraz büyük. Fakat senin kulakların bir eşek için fazla küçük. Bir bilgeye sormuşlar. Yoksulluk ömür boyu sürer mi? Hayır diye cevap vermiş. Yoksulluk kırk gündür. Sonrasında alışılır. Hastalık sebebiyle gözlerini kaybetmiş biri, bende dünyayı görecek göz mü kaldı diye halinden şikayet edince, şair Seyrani şöyle söylemiş. Hiç üzülme dostum, Zaten dünyada da bakılacak yüz kalmadı. Bir filozofa dünyada en zor şey nedir diye sormuşlar, söz diye cevap vermiş. Çünkü anlamak da zordur, anlatmak da. Konfüçyüs bir arkadaşına bilginin önemini şöyle anlatır. Sende bir yumurta var. Bende de bir yumurta, sen yumurtanı bana verdin, bendekini aldın. Sende yine bir yumurta, bende yine bir yumurta. Durum değişmedi. Fakat sende bir bilgi var, bende bir bilgi. İkimiz de bilgilerimizi birbirimize verdik. Sende iki bilgi, bende iki bilgi oldu. Bir bilgeye sormuşlar. Kral için cesaret mi daha önemlidir, adalet mi? Cevabı tereddütsüz şu olmuş. Adalet olursa cesarete gerek kalmaz. Talese dünyada devamlı olan şey nedir diye sorarlar ümit der çünkü hayatta bizi en son bırakan odur Mehmet Şeker Yeni Şafak